İnegöl'de lef kanserine yakalanan üniversite öğrencisi Elif Azra Bulut için başlatılan kök hücre bağış kampanyasına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Vatandaşlar kök hücre bağışında bulunmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Azra'ya bir destek de İnegöl Belediyesi personelinden geldi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Elif Azra Bulut yaz döneminde geldiği memleketi İnegöl'de yaz tatilinde aniden rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lef kanseri teşhisi konulan genç kız daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Üniversite öğrencisi Azra için başlatılan kampanya 15 Kasım tarihine kadar Heykel Meydanı'nda bulunan Kızılay aracında devam edecek. Haberlerin ardından ve sosyal medyada yapılan çağrılara kayıtsız kalmayan vatandaşlar kök hücresi bağışında bulunmak için akın ediyorlar. Gelenler doldurdukları formların ardından yapılan inceleme sonrası bağışta bulunuyor. Uzun kuyruklar oluşurken vatandaşlar kendilerine sıra gelmesi için kaldırımlarda oturarak bekliyorlar. Azra Elif Bulut için bir destek de İnegöl Belediyesi personelinden geldi. Belediyede çalışanlar da mesai sonrası gelerek bağışta bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlar söyledi. Bir kardeşimiz için, Elif Azra kardeşimiz için yakalandığı rahatsızlığını inşallah atlatabilmesi adına tüm ilçe halkımıza duyurularda bulunmuştuk. Beraberinde çok değerli çalışma arkadaşlarımız, zaafla birimiz olarak, diğer çalışma arkadaşlarımız, Nesmek burada, tüm efendim duyarlı arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı davet ettik. Tabii gönül ister ki tüm rahatsızlığı olan, hastalığı olan tüm hemşerilerimize Rabbim şifalar versin acil tarafından. Hastalık zordur ama inşallah bunun karşılığında da bir mükafatı vardır ve beraberinde de inşallah çözümü de vardır, dermanı da vardır. Sabırlı olmakta fayda var. Bizler de sağlıklı bireyler olarak üzerimize düşen tarafını yerine getirmeliyiz diye düşünüyorum. Bugün bu duyarlılığı sağlayan başta çalışma arkadaşlarıma her birine çok teşekkür ediyorum. İlçe halkımıza yine aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel günün yüzü suyu hürmetine şifa bulur diyorum kardeşimiz. Kendisi de öğrenci biliyorsunuz. Daha hayatının baharında olan bir kardeşimiz. Kendilerine, ailesine, yakınlarına, hepsine sabırlar diyorum öncelikle. Tabii kolay bir iş değil.